dostlar, insanlığın ilk neşet ettiği coğrafyada, yani Mekke'de, Mescid-i Haram'da, Kabe'de ve çevresinde sizlere İbrahim'in iklimini, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın iklimini, daha doğru ifadeyle Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar gelen inanmış insanların iklimini taşımaya çalışacağız inşallah. Bizler şu anda Mekke'de Kabe'yi gören hakim bir tepenin üzerindeyiz. Hemen görüyorsunuz, yanı başımızda Kabe, Mescid-i Haram bütün ihtişamıyla bizlere bakıyor, bütün ihtişamıyla ayakta duruyor ve bizlere birçok şey söylüyor. Duyan kulaklara, işiten yüreklere en gür sedasıyla nasıl bir izzet sembolü olduğunu haykırıp duruyor. İnşallah sevgili dostlar, bizler de duyanlardan oluruz. İbrahim'in kenti diyoruz çünkü İbrahim'le birlikte biz Kabe'yi biliyoruz. Ama Kur'an'la müracaat ettiğimiz zaman Kur'an biraz daha bizim bilgilerimizin ötesinde şeyler söyler. Biz Kur'an'daki bilgilerle tarihi bilgileri birleştirdiğimiz zaman aslında Kabe'nin üç temel süreç geçirdiğini anlayabiliriz sevgili dostlar. Birinci sürece Kabe'nin ibda süreci diyoruz. İkinci sürece Kabe'nin ihya süreci diyoruz. Üçüncü sürece ise Kabe'nin inşa süreci diyoruz. Kabe'nin ibda süreci sevgili dostlar, ilk insan ve ilk peygamber Adem Aleyhisselam'la başlar. Kur'an çok açık bir ifadeyle yeryüzünde kurulan ilk beytin, ilk evin Bekke'deki Kabe olduğunu söyler. Bekke ifadesi burada Mekke değil de özellikle B harfiyle gelmesinin hikmeti, Mekke bu coğrafyanın tamamı, Bekke ise işte karşımızda gördüğünüz Mescid-i Haram'ın bulunduğu mekan olması hasebiyledir. İşte bu ayetin ifade ettiği hakikatle biz anlıyoruz ki burası, yani Kabe, yeryüzünde kurulan ilk mabettir, ilk evdir. Hatta bazı kaynaklarımız şöyle bir ifade de bizlere aktarırlar sevgili dostlar. Gördüğünüz Kabe tam üstte, yani semada, onun paralelinde olan Beytul Ma'mur, Beytul İzze bulunuyor ve yeryüzündeki Kabe, semadaki Kabe'nin yeryüzündeki bir iz düşümüdür. Hatta yukarıdan bir taş bırakılırsa tam Kabe'nin tamına düşecek kadar bir paralellik arz etmektedir. İşte Kabe'nin ibda sürecindeki en baştaki aktör sevgili dostlar, yeryüzünün ilk insanı ve ilk peygamberi olan Adem Aleyhisselam'dır. Adem Aleyhisselam Arafat'ta Havva validemizle buluştuktan sonra Allah'tan aldığı işaretle burada yeryüzünün ilk mabedini inşa etmiş. Belki de başka bir aktarıma göre Adem Aleyhisselam burayı melekler tarafından inşa edilmiş bir halde bulunmuştur. Ama her iki ihtimalde, her iki rivayeti de biz bir arada değerlendirirsek şunu anlıyoruz ki buralar yeryüzünün ilk mabedi, ilk yerleşim yeri, insanlığın neşat ettiği ana rahmidir. Onun içinde buralar anlatıldığı zaman bazı ifadelendirmelerde Ummur Rahim diye anlatılır. Yani rahmin ana kaynağı, ana kucağı, insanlığın neşet ettiği ilk bağ, ilk sıladır. İşte Kabe'nin ibda sürecindeki serüven böyle başlamıştır. İkinci süreç sevgili dostlar, Kabe'nin ihya sürecidir. Bu sürecin kahramanları ise İbrahim ile ailesidir. Bizler biliyoruz ki İbrahim Aleyhisselam buraya geldiği zaman yeryüzünde, yani buralarda, Mekke'de hiçbir şey yoktu. İnsanlık kalmamıştı. Buralarda gördüğünüz gibi var olan hayat emarelerinin hiçbiri olmadığı gibi buralarda bir tek bitki bile yoktu. İbrahim Aleyhisselam Harran'dan başladığı yolculuğunu Mısır'da duraklattırmış, orada Sare ile vardığı Mısır durağından Hacer'i kazanmış, Hacer'le birlikte üç kişi olarak Filistin'e varmış. Filistin'de bir müddet beraberce yaşadıktan sonra Sare'nin telkinleriyle Hacer ile evlenmiş. Hacer'den İsmail adındaki bir çocuğu olmuş.
bu çocuğun dünyaya gelişi de Sare validemizi biraz kıskandırmıştı sevgili dostlar. Bu kıskançlığın neticesinde İbrahim Aleyhisselam yanına kundaktaki yavrusu İsmail'i ve gencecik hanımı Hacer'i alarak bu topraklara, yani Kur'an'ın ifadesiyle toprağında bir tek ot bitmeyen bu topraklara gelmişti. Ve bu topraklara geldiği zaman işte önümüzde gördüğünüz Kabe'nin bulunduğu alana bırakmış, Safa ile Merve tepesinin tam orta yerine, yani bugün Zemzem kuyusunun çıktığı alana bırakmış ve gitmişti. Hacer validemizin gayretiyle, çabası ve sayı ile Zemzem bu topraklarda neşet edince buraya ilk önce Yemen'den Cürhümiler kabilesi gelmiş ve burada konaklayarak artık burayı insanlığın çoğalacağı bir mabet haline, bir yerleşim birimi haline dönüştürmüşlerdi. Aradan yıllar geçtikten sonra İsmail büyüyüp biraz ergenlik çağını geçtikten sonra İbrahim Aleyhisselam ara ara geldiği ziyaretlerin birinde Allah'tan aldığı işaretle oğlu İsmail'i de yanına alarak "Yerfeul kavaidel beyt" diye Kur'an'ın ifade ettiği beytin temellerini, beytin duvarlarını yeniden yükseltmişti. İşte burada ifade buyurulduğu gibi İbrahim Aleyhisselam beyti ilk kez inşa eden değil, beyti ilk kez ihya eden değil, beyti kurulmuş temelleriyle yeniden doğrultan, yeniden ortaya çıkarandı. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam ile başlayan süreç Kabe'nin ihya süreciydi. Ve Kabe'yi tamamladıktan sonra insanlığı hacca davet eden İbrahim ile birlikte o süreç farklı bir sürece doğru kaydı ve artık o günden bu tarafa kadar, bugünden de kıyamete kadar insanların teveccühü bu beyte ve bu topraklara azalmadı. İbrahim ile başlayan ihya süreci Allah Resulüne kadar devam etti ve Efendimizin gençliğinin döneminde de yeni bir süreç olan inşa süreci başladı ve inşa süreci de bugünlere kadar devam etti. Sevgili dostlar, yeryüzünün en kıymetli mescidinin önünde o mescidin tarihini anlamaya çalışıyoruz. Dedik ya, Adem ile başlayan bir serüven, İbrahim ile zirveleşen bir yürüyüştür Kabe ve Kabe'nin çevresi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dönemine kadar da İbrahim'in temelleri üzerine doğrultmuş olduğu Kabe birkaç kez tadilat geçirse de bugünlere kadar geldi ve bugünlerden sonra da inşallah varlığını son güne kadar devam ettirecek. Allah Resulü döneminde de biz farklı bir sürecin başladığını görüyoruz. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 35 yaşlarındayken Kabe'de yeni bir inşaatın başladığını görüyoruz. O yıllar Arim Seli, Yemen'den kopup gelen Arim Seli Kabe'nin duvarlarını yerle bir etmiş ve Kabe çok fazla aşınarak artık kullanılmaz bir hale gelmişti. O günlerde Kabe'nin duvarlarını yerle bir etmiş ve Kabe çok fazla aşınarak artık kullanılmaz bir hale gelmişti. O günlerde Mekke'nin lideri olan Velid İbni Mughire bir olay duyuyor. Duyuyor ki Cidde'ye Yunan asıllı bir gemi sulara vurmuş ve geminin içerisinde inşaat malzemeleri var ve o gemide bir tane inşaat ustası var. Hemen buradan bir heyet seçilir ve Cidde'ye gönderilir. Cidde'de bu olayın doğruluğu anlaşılınca yüksek bir miktarla o gemi içerisindeki inşaat malzemeleriyle ve o ustayla birlikte satın alınır ve o malzemeler buraya getirilir. Getirilir ama var olan Kabe'nin duvarlarını yıkmak
kimsenin işine gelmez. Çünkü onlar birkaç sene öncesinde bu topraklarda beyti yıkmaya gelen Ebrehe'nin ordusunu görmüşlerdir. Allah'ın beytine karşı gelenlerin başına neler geleceklerini bizzat müşahede etmişlerdir. O günlerde fil hadisesini yaşayan insanların birkaç tanesi halen hayattadır. Böyle bildikleri için beytin var olan duvarlarını da yıkmaya kimse cesaret edemez. Velid İbni Muhire şöyle bir şey söyler kavmine. Bizdir beyti yıkmak için değil, yapmak istiyoruz. Yapma gibi bir isteğimiz var. Bundan dolayı da Allah bizim niyetlerimizi biliyor. Biz en iyisi bunu Rabbimizin inayetiyle olup olmadığını tecrübe ederek başlayalımdır. Ve şöyle bir karar alırlar. Bütün Mekkeliler Kabe'nin etrafını, Mescid-i Haram'ın etrafını boşaltıp dağlara çıkacaklar. Velid İbni Muğire eline aldığı bir balyozla duvara vuracak, var olan Kabe'nin duvarlarına. Eğer Rablerinin inayeti Kabe'nin inşası yönündeyse inşaata devam edecekler, yoksa o halde bırakacaklar. Ve böyle yaparlar. Velid İbni Muğire eline aldığı bir balyozla Kabe'nin aşınan duvarlarına bir tane indirir ve kaçar. Bakar ki herhangi bir şey yok. Anlar ki Rablerinin inayeti Kabe'nin yeniden inşası yönündedir. İkinci balyoz vurulur, yine herhangi bir şey yok. Üçüncü balyoz vurulur, bir şey olmadığı anlaşılınca beytin duvarları yıkılmaya başlar. Yıkılır ve tam temelin ortasına, temele kadar inilir. Temele vurulduğu zaman buralarda bir sarsıntı olur. Bu sarsıntıyla anlarlar ki onlara verilen izin bu kadardır. Yani bundan ötesine artık izin yoktur. İzin olmadığı için de bu kadarıyla yetinip var olan temellerin üzerine yeniden duvarların yükseltilmesi gerektiğini anlarlar ve korunan o var olan temelleri koruyarak üzerine duvarları inşa ederler. Bu duvarları inşa ettikleri zaman sevgili dostlar, bakarlar ki ellerindeki inşaat malzemeleri yetmeyecek. O halde inşaatı yarım bırakacakları yerde akıllarına yeni bir şey gelir. Kabe'yi biraz İbrahim'in yapısından küçük tutup İbrahim'in temellerini gösterme adına da yarım duvar şeklinde bir duvarla orayı belli etmek. İşte bugün bizim Kabe'nin hemen karşısında gördüğümüz yarım duvar, yani hatim dediğimiz kısım ya da Hicri İsmail dediğimiz kısım bundan dolayıdır. Aslında orası da Kabe'nin içinden sayılır. Bu böyle olduğu için de tavaf yaptığımız sırada şaftlarımızı hatim duvarının önünden almamız gerekiyor. Eğer içinden alırsak o şaftlarımız eksik kalmış olacaktır. İşte orası Kabe'nin içinden olduğunun en büyük işareti de budur sevgili dostlar. Onlar bu halde inşaatı bitirdikten sonra Hacer-ül Esved taşının yerine konma meselesine sıra geldiği zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakem olarak seçilip Allah Resulü de bugün yerinde olduğu gibi Hacer-ül Esved'i aslı yerine koyarak ortaya çıkması muhtemel bir sıkıntıyı önlemiş oluyordu. O günden bu tarafa da başta Ezraki olmak üzere Fakihi gibi tarihçilerimizin ve Kabe'nin üzerinde, Mekke ve Mescid-i Haram üzerinde çalışan tarihçilerimizin bize verdiği bilgilere göre 19 büyük tadilat geçirmiş ve bugünlere kadar gelmiştir. Şu anda karşımızda gördüğünüz yapı en son yapı itibariyle, güzelliğiyle kendisini muhafaza etmekte ve Allah Resulü'nün nübüvvetinin 5 yıl öncesindeki Kabe ölçülerinde varlığını devam ettirmektedir. İşte Kabe'nin Adem Aleyhisselam'dan başlayıp günümüze kadar gelen süreci kısaca böyle, en güzel izzetiyle, şerefiyle bu beyt varlığını devam ettirmekte ve semadaki meleklerin tavafının aynısını yeryüzündeki insanlar o beytin etrafında dönerek meleklerin o dönüşüne ve evrensel koroya iştirak ederek tavaflarını sürdürmektedirler. Biz de o evrensel koroya dahil olmanın
bu topraklarda bulunmanın mutluluğunu en üst düzeyde yüreklerimizde hissediyoruz. Allah.